TwitKRALSFORAY Galatasaray, son yılların en zorlu transfer dönemini yaşıyor. UEFA'nın finansal fair play kuralları çerçevesinde transfer yapabilmek için oyuncu satması gereken sarı kırmızılı ekibin Nagatomo ve Onyekuru'nun alınması, Karol'un dönmesinden sonra bir yabancı hakkı kaldı. Son transferlerin ardından bekleyişe geçen Galatasaray'da Fatih Terim'in yeni isimler için kontenjan açması gerekiyor. Mevcut kadroda 13 yabancı bulunuyor. Galatasaray'da sözleşmesi biten yabancı oyuncular takımdan ayrılmasına rağmen kadroda 13 yabancı futbolcu bulunuyor. Nagy Eidemo'nun takıma kazandırılması, Onyekuru'nun kiralanması ve Sevilla'da kiralık oynayan Karol'un dönmesiyle yabancı kontenjanında sadece bir futbolculuk yer kaldı. Terim'in önem verdiği iki bölge var. Galatasaray'ın yurt dışı kampından sonra Karol'un gönderilmesi gündemde, ancak sarı kırmızılı ekipteki futbolcular Şampiyonlar Ligi faktöründen dolayı takımdan ayrılmak istemiyor. Fatih Terim'in yönetimden özellikle transfer istediği iki bölge var. Denayer'in kiralık sözleşmesi bittiği bir stoper alınacak, Terim ise Denayer'in tekrar alınmasını istiyor. Bunun yanında Gomis'in yanına bir forvet daha alınması gündemde. Bu iki bölgenin yanı sıra orta sahaya da bir takviye yapılacak. Galatasaray'da transfer çalışmaları devam etse de yabancı sınırındaki sorun çözülmeden kadroda yeni isimlerin katılması zor görünüyor. Terim ya kadrodan yabancı oyuncu gönderip transfer yapacak ya da bu sorunu yerli oyuncularla çözecek. Galatasaray'ın yabancı futbolcuları: Buffett'in bir Gomis, Fernando Riges, Yeri Rodri, Lionel Carole, Maicon Roque, Mariano Ferreira, Martin Lin, Brian Donk, Sofyan Feauli, Jans Belhanda, Fernando Muslera, Yuto Nagatomo, Henry Onyekuru.